Merhaba sevgili çiçek dostlarım, Bodrum Yalıkavak Emine Hanım'ın bahçesinden hepinize selamlar, sevgiler. Bir haftalığına Bodrum'a geldim, kendime tatil verdim uzun bir çalışmadan sonra. Kışa girmeden Bodrum'a gelmişken Emine Hanım'ı da ziyaret etmek istedim. Ve bahçesindeyiz şu anda. Emine Hanım toplanıyor, bahçe sökümleri başlamış. Çok işi var canım arkadaşım. Keşke dedim yakın olsak da ben sana yardım etsem bahçe sökümlerinde. Burada çok güzel çiçekleri var. Çok güzel bir bahçe oluşturmuş kendisine. Fakat sökümler başlamış. Şu avlunun güzelliğine, şu çiçeklere. Şunların güzelliğine. Hayran kaldım. Harika bahçesi var. Büyük bir tane bahçesi var. Şöyle çiçekleri gezelim sizlerle birlikte. Tabii Emine Hanım sürekli videolar paylaşıyor. Bir de benim açımdan, benim kameramdan, benim seslendirmemle bahçesini sizlerle paylaşayım istedim canlarım. Buraya gelmişken. Mavi aşkın gözyaşı çiçekleri var. Çok güzel fideleri var. Bunların hepsini satışlarında, YouTube kanalında ve kendi Instagram sayfasında satışa başladı. Bazılarını çelik olarak satmaya karar vermiş. Götürebildiklerini yanında götürecek, taşıyabildiği kadar iyi. Fakat o kadar çok çiçeği var ki birçoğunu elden çıkarması gerekiyor götürmeden evvel. Çelik olarak satışları çok uygun olacak fiyatları. Kaçırmayın videolarını. Özellikle YouTube'da tanıtımlarını yapıyor. Gün aşırı fırsat buldukça söktüklerini YouTube kanalında tanıtımlarını yapıyor satışta olanlar. Çelik olarak çok uygun olacak. Özellikle yeni başlayanlar için çok güzel türler var. Harika türler var. Hem çelikten hem köklü olarak satın alabilirsiniz canlar. Sardunyaları var. Şu mavi aşkın gözyaşı ne kadar büyümüş. Ağaç gibi olmuş. Böyle dipten yukarıya doğru uzamaya devam ediyor. Yine burada bir tane büyük kaktüsü var. Mesela şunun buradan sökülmesi mümkün değil. Ağaç gibi kökü var dipten. Fakat şu lopları yukarıdaki şu parçalar hep kesilecek. Bunlar bu şekilde satışı olacak. Yine bu da burada bir tane eforbia var. O da çok güzel olmuş. Kalanşolusya ne kadar güzel renklenmiş. Bu da hep tomurcukta. Çok güzel bitkileri var. Çok güzel kaktüsleri var. Millileri ilk başta gösterdiğim milliler çok güzel, kıpkırmızı. Burada bir tane yine ağaç olmuş. Yani bu nasıl sökülür yerinden? Gideceği yere nasıl götürülür? Ya da dallarından, bunlardan hep çelik alacak, kesecek çeliklerini. Bunlar hep satışta olacak canlar. Mutlaka takipte olun, kaçırmayın bunları. Yine burada milliler var. Yer kaplayıcı sedumlar var. Çok güzel çiçekleri var ve burada çok büyük emek var. Yeşim ağacı, Portulacaria afra. Yine bunu kesip kesip çeliklerinden çoğaltılabilir. Bunlar hep satışta olacaklar. Ağaçları, meyve ağaçları var. Kaç yıllık emek. Fakat bazen şartlar taşınmayı gerektiriyor bir yerden bir yere. Şu kalanşolar çok güzel. Büyük büyük yaprakları var. Bunlar hep çelik olarak satılacak. Bunlar biliyorsunuz güneşte çok güzel renk alıyor. Variegata olan kalanşo. Fretschenko variegata. Bu çok güzel. Yerde olduğu için tabii bahçe olan yerlerde ekili olan her türlü bitki, her türlü kaktüs, sukulent olsun, başka bitkiler olsun. İşte burada bir tane aloe vera var, agave vera var bahçede. Büyük büyük bahçe ortamı
da çok güzel büyüyor bitkiler doğal olarak. Saksıda büyütmek ayrı bir zevk, bahçede büyütmek daha da ayrı bir zevk oluyor. Bunlar hep sökülecek. Bunlar da hep bahçede sökülenler. Saksılamış Emine Hanımcığım bunları tek tek hazırlamış. Papatyalar var, kasımpatılar var. Yine Mavi Aşkın Gözyaşı. Bana DM'den soranlar çok olmuştu. Mavi Aşkın Gözyaşı var mı satışınızda diye. Emine Hanım da bolca var canlar. Benim Mavi Aşkın Gözyaşım yoktu. Bundan birkaç tane alacağım Emine Hanım'dan şimdi giderken. Biliyorsunuz benim çok fazla yerim yok aşırı derecede bu türleri üretmek için. Fakat bu gözyaşları dökülen her damladan üretilebiliyor. Ve diğer aşkın yeşil aşkın gözyaşına göre biraz daha farklı formda, daha ince yapraklı, bilenler biliyor. Güneş aldıkça da mavi renk oluyor. Yukarıya doğru büyüdükçe damlaları mavi renk alıyor. Bunlar hep satışta canlar. Bunları Emine Hanım hazırlamış. Hepsi saksılanmış. Bunların hepsi satışa çıkacak. Kuş kafesinde bir tane yakut kolyesi var. Harika renklenmiş. Yine burada bir tane uzun uzun kaktüs var. Agavelar var. Çok büyümüşler. Çiçek açacak tomurcukta. Bunun çiçeği de çok güzel olur. Kasımpatılar. Orada bir tane çok güzel yapraklı sardunyamız var. Hira da geziyor bol bol bahçede. Çok tatlı. Çok sevimli. Ağzını burnunu yiyesi var insanın. Hiracığım beni de çok sevdi. Bakın bunlar hepsi satışta olacak. Çünkü bunların hepsini götürmek için araç ayarlaması gerekiyor. Şu tarafa doğru gideceğim. Orada leş kaktüsleri var. Yani tam olarak sayamadım ama ondan fazla türleri var. Bunları da hep köklü çelik, köksüz çelik olarak hepsini söküp o şekilde satışa çıkartacak Emine Hanımcığım. Biz de alacağız bunlardan giderken. Çok güzeller. Şunun çiçeği yine. Adeniyumlar var, çöl gülleri. Onları da hepsini köklendirmiş, ekmiş saksılara tek tek. Burada yine bir tane daha yakut kolyesi var. Yaprak güzeli. Burası da atlas köşesi. Atlas türleri var burada. Çok güzel atlasları var. Hira. Merhaba de ablalara. Merhaba. Bu Hira. Evet. Yine dikenler tacı var. Hoyalar. Burası da hoya köşesi. Evet. Bu tarafta da 5,5 santim saksılarda sukulentler, kaktüsler. Bunlar da hep satışta canlar. Çok sağlıklılar, çok güzeller. Emine Hanım'ın sattığı tüm türler hepsi çok güzel. Bilenler bilir. Yine tespih çiçeği var burada toprak saksıda. Bu köşede de yakın bir geçmişte birkaç gün öncesinden, bir hafta 10 gün öncesinden bunlar da hep tanıtımda vardı satışında. Sedum, Sieboldi var burada çiçekli. Çok güzel, harika tomurcukları var. Bu açtığı zaman biliyorsunuz muazzam güzellik oluyor. Ve şu anda da Sieboldi mevsimi aslında. Sonbaharda açar. Kaşık kalançolar. Bordo süt ağacımız var. Kalançolar. Çok güzeller. Burada bir tane hoya var yine. Ve maymun kuyruğu.
uzamış 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 böyle. Çok güzel olmuş. Rusya'nın fidelerini soranlar vardı. Emine Hanım da var bolca. Çok sağlıklılar ve renklenmeye başlamışlar. Bu da çok dertsiz tasasız bir bitki. Çok da güzel renklenen, sonbaharda, kış mevsiminde renklenen bir tür. Yine hoyamız çiçek açmış. Burada mis gibi kokusu var. Şöyle çiçeğini göstereyim. Tomurcukta. Ve beyaz beyaz. Çok güzel çiçekler açıyor. Uzun yıllardan beri ilk defa çiçek açtığını söyledi Emine Hanımcığım. Yine özel türler, kaktüsler burada. Hepsi çok güzeller, harikalar. Taş kaktüsler var. Şöyle. Evet. Lucia isteyenler Emine Hanım'a ulaşabilirler. Çok az var. 7-8 tane fide var. Bir de az önce gösterdiğim büyük saksı da var. Onları da büyük ihtimalle keserek çeyrek olarak satışını yapacaktır. Çok güzel bir tür biliyorsunuz Lucia'mız. Özel tür kaktüsler var. Euphorbia türleri var. Taş kaktüsler var. Var da var. Burada bir tane aşılı kaktüsümüz var. Tavanda asılı olan da lif kabakları var. Bu lif kabakları ile ilgili de Emine Hanım'ın videosu var. Daha önceki paylaşımlarda YouTube'da devamlı izleyenler bilirler. Bunu anlatmıştı. İçinden lif çıkıyor. Banyolarda kullanılan. Aynı zamanda tohumları da alınıp ekilebilir. Bahçesi olanlar bunu kullanıyorlar. Şunlardan da çok güzel avizeler. Burada zaten Bodrum'da sahil yerlerinde gördüm bunlardan. Süslemişler çok güzel. Emek verilmiş. Dönüştürülmüş lambalara. Evet, burada da leş kaktüslerini keşfediyoruz şu anda. Emine Hanım'ın leş kaktüsleri harika. Yanındaki de sevgili Nurten Keleş, ben bir çiçek perisiyim grubunun kurucusu. Aynı zamanda çiçek perisinin annelerinden olur kendisi. Can dostum, canım dostum. Onunla birlikteyiz Bodrum'da. Onu da Emine Hanım'la tanıştırdım. Leş kaktüslerini inceliyorlar şu anda. Canım arkadaşım, o da çok sever leş kaktüslerini. Bunların her birinden çelikler alacağız. Köklü veya köksüz kendimiz üreteceğiz. Sizler de takipte kalın. Emine Hanım bunların hepsini günlük olarak paylaşımlarını yapacak. Çeliklerini kestikçe, sökümlerini yaptıkça kaktüsler, sukulentler, işte leş kaktüsleri, saksılar içinde atlaslar var. O atlaslardan çelik alacak. Kesimlerini yapıp hepsinin satışlarını gerçekleştireceğiz. Bir tane daha burada arkadaşımız var. Esra'cığım, şöyle biraz güneşe çıkar mısın hayatım? Seni de görelim. Evet, bu da yine çiçek perisinin annelerinden Esra Kösoğlu, sevgili Esra Kösoğlu. Çiçek perisinin anneleri. İki tane annemi aldım yanıma, çiçek perisi. Annelerimle birlikte Bodrum'u geziyoruz. Emine Hanım'ı ziyaret ettik. Ve iki gün sonra tatilimiz sona eriyor. İnşallah tekrar gelmek nasip olur buralara. Çok güzel, çok beğendim ben Bodrum'u. Sevdik. Sahil tarafları falan harika. Çok fazla seralar var. Fakat altımızda şu anda aracımız olmadığı için çok fazla sera gezemedik. Emine Hanım'ın serasını, evini, bahçesini gezmek yeterli oldu zaten bizler için. Evet canlar, şimdilik bu kadar. Evet, şu anda sökümlere başlamış bile Emine Hanımcığım. Bunlar sevgili nonum için ayrılıyor. Eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz canlarım. Bodrum'dan tekrardan hepinize kucak dolu selamlar, sevgiler. Emine Hanım'ı ve beni takipte kalın. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşça kalın canlar.